Şimdi şöyle, ben zaten seyretmedim programı. İşte programı seyredenler bana WhatsApp'tan ve Messenger'dan yazdı. Sıkıntı yok. Bizim 14 Mart'ta İlker Ergüllü'ye ayrıldığımız programda bir takım belgelerle konuşunca herhalde başkan rahatsız olmuş oradan. Onunla ilgili konuşuyor. Başkan diyor ki konuşmuyoruz, konuşmuyoruz diyor ama başkan maşallah hep konuşuyor. Ve sürekli de birilerine hedef alıyor. Hep bir kutuplaşma yaratıyor. İşte onun adamıydı, oydu. Transferi açacağı dönemde işte diyor biz oyuncularla görüşüyoruz ama işte oyunculara mesaj atan var. İşte anlaşmayın diye bizde ekran görüntüleri var. Madem var yayında kardeşim. Kim atmış, hangi oyuncu atmış? Anlaşma diye. Anlaşma diye bir şey yok. Yatırırsın adamın parasını, alırsın borçsuzluk kağıdını, açarsın. Yani hep bu, birilerine hedef göstermekle olmaz bu işler. Ha. Ayrıca şunu söyleyeyim. Şimdi başkan bunları söylüyor da işte kulübü icraya verdi de işte yattığı yerden maaş aldı falan. Biz kendisiyle 9 Ağustos 2021'de benim işe devam edip etmememle ilgili bir toplantı yaptık. O toplantıda mevcut altyapı başkanı ve Celal Doğanalp de vardı. Madem onları benim yüzüme niye söylemedi? Madem benim icram o zaman da vardı. Veya yatarak maaş aldığımı niye söylemedi? Artık şöyle bir şey var. Ben 2 Mayıs 2018'de Karşıyaka Kulübü'nden emekli oldum. Kendisi de o dönemde kulüp başkanıydı. Benim o döneme ait hala emekli ikramiyemle tazminatım duruyor ve halen de şu anda mahkemede. Şimdi icra konusuna gelirse şu andaki mahkememin icrası yok zaten. Onu söyleyeyim başta. Dördüncü duruşmam Eylül ayında. Evet. Yani bu dönemle ilgili icram yok. Şimdi icra icra diyor. 2012'de ben gene kulüpten ayrılmıştım. O dönemle ilgili bana bir senet ha. Şimdi icra diyor da şimdi yönetici para veriyor, temlik koyuyor. Onda sıkıntı yok. Parasını temlikle alıyor kulüpten. Doğru mu Ali? Futbolcu sözleşme yapıyor, antrenör sözleşme yapıyor. Parasını alamıyor, ne yapıyor? Futbol Federasyonu'na veriyor, tahsil ediyor. Çalışan parasını tahsil etmek için icra yaptığı zaman hain mi oluyor? Şimdi zaten son dönemle ilgili icram yok. Halen bu kulüple olan mahkemem devam ediyor. Ki onda da ayrıntısına geleceğim. Ben iddianame çektim, ayrıldım. Çünkü Evet. bir sürü mobbing yaptılar. Şimdi 2012 icrasını anlatayım. Hem de belgeleriyle. Şimdi Karşıyaka'da belli dönemlerde altyapılarda düzenin ve dönemin adamı olmazsa yaşama şansın yok. 2012'de de Ocak ayında bir arkadaşlar geldi. Biz buraya dedi Gençler Birliği modeli uygulayacağız dediler. Gençler Birliği kulübünün kapısından geçmeyen adamlar Gençler Evet. Birliği uygulayacaklarmış. Neyse. Dediler ki bize biat edeceksin, bizim dediklerimizi yapacaksın falan. Ben hayatımda kimseye biat etmedim. Neyse o dönem ayrıldım. Ayrılırken bana bir ihale sözleşmesi yaptılar. Bunu Karşıyaka Kulübü yaptı. Ben 1 lirasına itiraz etmedim. Burada bütün alacaklarım, her şeyim var. Döktüler. Kaç sayfa ve orijinaldir bu. İşte yönetim kurulu kararı, arkasında imza sürükleri falan. Bu ihale Şöyle ekranı tutarsan kameraya doğru arkadaşlar Evet. çekmek İhale istiyorlar. sözleşmesi yapıldı. Ki o dönemki hukuka bakan arkadaş hala da şu anda kulübün hukukları. Onun karşılığı bana bir senet verdiler. Bir senet verdiler. Burada 1 Şubat 2012 tarihli senet verdiler. Bu da senedi de teslim alınıma dahil. Evet. Bu senet günü geldiğinde ödenmedi. Bankadan da protesto oldu. Ben o dönemde kulüp başkanına mesaj attım, dönmedi. Telefonla aradım, açmadı. Burası bizim kulübümüz. Tuttum ki benim hiç böyle bir şey yapmama gerek yok. Evet. Kulübe dilekçe verdim. Bu dilekçenin örneği. 3 Şubat 2012 tarihli, 2012'ye 76'da evrak kayıtlı numarası vardır. Dedim ki senedimi ödemediniz, senedim protesto oldu. Yasal işlem başlatacağım. Yasal işlem başlatmayayım, bu parayı ödeyin dedim. Bu parayı gene ödemediler. Sonra dediler ki o zaman baz istasyonları gelirleri vardı kulübün. İlk baz istasyonu parasını ödenecek dediler, ödemediler. Daha sonra ikinci baz istasyonu parası gelecek, oradan ödeyelim dediler. Gene bekledim. Tam 22 gün bekledim Ali. Gene param ödendi. O dönemde kulüp başkanına ulaşmak mümkün değil. Ne telefon açıyor, ne kulüpte bulunuyor, ne mesajları dönüyor. İkinci başkana telefon açtım. 24 Şubat'ta saat 10:57'de 312 saniye konuştuk. Burada telefon dökümü var. Yaklaşık 5 dakika konuştum. Dedim ki başkanım durum böyle böyle böyle, bu para ödenmiyor, senet protesto oldu, dilekçeme dönüş yok, ne yapacağım dedim. O dönemki başkan burada var bak, şuraya işaretledim. Telefon görüşme. Bunlar hep 2012 yılı. Ali 11 yıl önceki belgeler. Evet. Dedi ki kardeşim hakkındır, icraya yasal işlemi kullanabilirsin dedi. Yasal işlemini yaptım.
O dönemde iki ay içinde falan da yasal olarak tahsil ettim. Öyle aldım parayı. Yani o icra değil, 2012 yılı evet, o. Evet. Ha. Şimdi yattığım yerden maaş aldığı getirmiş başkan. Karşıyaka Kulübü'nde kim yattığı yerden maaş almış? Kendi döneminden bir sürü insan mahkemelik. Çalışan adam parası alamış. Oturduğu yerden kim maaş almış? Veya öyle bir şey yaptıysa 9 Ağustos'ta görüşmede niye bana bunları şey yapmadı? Sen oturduğun yerden para aldın bu kulüpten kardeşim. Biz yol ayırıyoruz. Ben ne demedim. Ya bunların tamamen asla astarı yok. Sana şunu söyleyeyim. 2021 yılından şu anda mahkeme kayıtlarında da var. 9 Kasım 2021'de ihtarname çektim. 2021 yılından benim hesabıma yatan bir tane para yok. 2020 yılından da 6 ay maaşım var, 6 ay yok. Yani 1,5 yıldır ben para almamışım. Yani öyle yok işte yaptığı yerden aldı falan filan. Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Hepsi zaten mahkeme kayıtlarında var. Ki kendisi benim olduğum dönemde ben bir defa altyapıya geldi diyor benim başkanım. Artı bir defa 1 liralık katkı vermemiştir. Sadece verdiği kombine olmuştur. Altyapı kendini çevirmiştir. 2019'un Kasım'ına kadar da orayı Tayfun Yungul'un kişisel gayretiyle bulduğu reklamlarla gitmiştir. Ha, ayrıca ben zaten kendimi anlatmama gerek yok. Beraber çalıştığım insanlar benim ne kadar oraya çalıştığımı, ne kadar emek verdiğimi biliyor. Ben 150 bin kilometre yol gittim bu kulüpte. Hepsinde otobüsle gittim. Uçağa falan da binmedim. Yeri geldi, görevli personel yoktu. Ben tuvaletleri ve lavaboları temizledim. Malzeme sorumlusuyla beraber. Hepsi bunda insanların şahit. Ayrıca sabahın 5'inde kalkıp kumanyalar yaptım ben. Bir tane kumanya faturası bulamazlar. Benim görevim mi? Sabahın 5'inde kalkıp kumanya yapmak. Ama ekonomik şartlar onu gösterdiği için onları yaptım. Benim mahkememde 21 Haziran'daki mahkememde benle bir gün mesai vermeyen insanlar benim karşıma gelip şahitlik yaptı. Yani şimdi onları da söylüyorsun. Bir gün bile mesai verme. Yok bizim abimizdir falan filan. Mahkeme kayıtlarında var hepsi. Ne abisi falan bırak bu işleri. Ayrıca diyor ki ben şunu yaptık da bunu yaptı. Yapacaksın tabii sen kulüp başkanısın. Burayı yönetmeye geldin. Yok elini cemine atmayanlar işte hiçbir şey yapmayanlar falan filan diyor da. O kendisi Galatasaray forması Galatasaray maçı seyrederken ben bu kulüpte handball şube başkanlığı yaptım. O dönemi çok iyi bilir eskiler. Yaptığım şubede birinci lige çıktı. 2 sene daha benden sonra devam etti. Yönetim kurulu üyeliği yaptım, şube başkanlığı yaptım. O zamanki parayla, eski parayla 11 milyon lira ben bu kulübe para verdim. Bir tane de temliğim yok bu kulüpte. Seyhan Evlioğlu yaşıyor, gidin sorun. O dönemi bilenler çok iyi bilir. Bir tane temliğim yok. 11 milyon lira, 99-2000 sezonunda verdiğim para benim. Yani öyle bir anlatıyor ki yani o olmasa olmaz. Bakın bu olay nereye geldi ben kısaca anlatayım. Evet. Böyle bağlayalım. Toparlarsak şey. Hemen. Evet, şimdi... Kimse kimseyle çalışmak zorunda değil. Ama mert ve dürüst olacaksın. Adamın elini sıkacaksın. Çalışmıyorum kardeşim diyeceksin. 2020'den beri bir şey yapmışlar. Bunlar bir senaryo lazım. İşte onun adamı bunun adamı falan. Kardeşim ben 15 sene çalışmışım o kulüpte. 2 ayrı dönemde. Hı hı. 8 kulüp başkanı 11 şube başkanı görmüşüm. Kimsenin de adamı olmamışım. Ama evet. Kimseye de biat etmem. Gördüğüm yanlışı da söyledim. Şey de söyleyeyim. 2020'de böyle 2019'da futbol şubedeki ayrılıklardan sonra Tayfun Başkan'ı da bıraktı Kasım ayında. Aralık ayında bir grup geldi futbol şube falan filan diye. Geldiler tabii ne lazım? Para lazım deyince herkes tavana baktı. O arkadaşlar gitti. Neyse 2020 pandemiye kadar bu iş böyle biz götürdük. Pandemi girdi. Takımlar da çok iyi gidiyordu. 2020'nin Mayıs ayında ben de muhasebeye bakan Selef arkadaşımızı kulübe çağırdılar. Başkanın haberi yok o işte. Oradaki arkadaşlar yok biz ilk geldiğimizde sizi kovalayacaktık. Aynen bu tabir bu. Evet. Siz şunun adamısınız falan filan. Gerekli cevapları verdik. Neyse bir şey yapamadılar. Üstüne geçti. Daha sonra başladılar mobbing yapmaya. İşte izinler kullanıldı falan filan. Neyse daha sonra işten çıkarma yasaklarında işte bizi çalıştırmalar tüm kulüpte 3 kişi çalışmadı. Evet. Neyse sonra geldik şeye. İşbaşı yaptık şeyde, hiç kimse yapmıyor. En sonunda başkanla görüştük 9 Ağustos 2021'de. Her şeyi konuştuk, tamam dedi başkan, 2 gün içinde kararımı vereceğim dedi. Hiçbir şey yok, daha oturduk orada. 2 ay sonra futbol şubeden birisi geldi. Dedi ki böyle böyle, 4 kişiyiz masada. Ben, malzeme sorumlusu, lojman görevlisi, muhasebeci arkadaş. Dedi ki işte, asgari ücretle çalışan arkadaşlar dedi ki senin 37 bin lira alacağın var 30 bin lira 2 aylık çek. Öbürkine 26 bin lira alacağın var 20 bin lira 2 aylık çek. Sonra
O insanlar işte öyle böyle anlaştılar, indirimi yaptılar ki asgari ücretle çalışan insanlar maaşlarını şeyini bıraktılar, 2 aylık çektirdiler. Bana geldi, dedi ki sen işte 40 bin lira alacağım var, 35 bin liralık çek verelim. Abi dedim ben anlaşmıyorum. İş para pul değil. Yaptığınız evet. Mobbingin karşılığı anlaşmıyorum. Ondan sonra hatta o hafta Gümüşhane maçı vardı. Siz dedim benim paramı Gümüşhane deplasmanında kullandı. O Gümüşhane deplasmanı da teknik direktörsüz, antrenörsüz giden maç biliyorsun. Sadece sportif direktörle çıkılan. Neyse. Sonra pazartesi itibarı oldu. Dedim ki arkadaşlar siz bu çeklerinizi alın. Ben dedim öyle ihtarname çekeyim. Çünkü ben bu ihtarnameyi çekersem bunlar sizin paranızı ödemez. Bekle 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 bekle. Tam bir ay bekledik Ali. Arkadaşlar işte çek yaprağı bitti. Kalem yazmıyor. Başkan yok falan filan. Dedim ki 9 Kasım'da ben dedim ihtarnameyi çekiyorum. Daha fazla beklemeyeceğim. 9 Kasım'da da ihtarnamemi çektim ve ayrıldım. Şimdi kim ne istiyorsa buraya gelip konuşabilir. Bak ben her şeyin belgesini çıkardım konuş. Benim elimde daha çok belge var. Eğer ben susuyorsam Karşıyaka Kulübü'nün selameti için konuşuyorum. Susuyorum. Başkan diyor ya yeri ve zamanı var. Gelsin istediği zaman istediğini söylesin. Benim için hiç sıkıntı yok. Ama ben söyledikten sonra hangi kurumlar işlem yapar bilemem. Buyursun gelsin. Benim alnım açık kardeşim. Buyursun istediği zaman istediği şekilde kim istiyorsa karşıma gelsin.